Spider-Man 2 izlemiş burada da belli. Biz niye böyle iğrenç bakıyorduk da? Dayı gelip durmayın zaten, çok kolay ölüyorsunuz. Silah güçlendirmemiz lazım. 10-10 vuruyoruz, bazen hiç vurmuyor. Adamın 120 canı falan vardı. Boşa sıktım herhalde kaç taneyi ben. Hah, soğuk hayattaki gibi silah güçlendirmesi lazım, yoksa bonusların hiçbirini göremeyeceğim. Üste girdiğinde yapman gereken şey bilgisayar odasına giderek kayıtların bir kopyasını çıkarmak. Daha sonra işler karışabilir, gözünü açık tut. Şimdilik dikkat çekmem için silah kullanmamalısın. O zaman zamanın esprisiyle öpücükle mi halledeceğim Tayfun abi? Adam yollayıp duruyorsun karşıma. Bilgisayar odası dediği de şimdi koca koca tüplü ekranlar göreceğiniz Windows XP olacak oğlum. Anam. Bayılırdım oğlum küçükken şu tasarımlara, Macintosh'lara ya. Gördüğümüzden değil, haberlerden falan görüyorduk, internetten görüyorduk. Yurt dışında olurdu böyle şeyler genelde. Bizim zamanımızdaki Türk müdürleri, Türk eğitimcileri bambaşka bir kafadaydı. Ya her hafta giderdik ya da her ay giderdik. Bir anıt habere gidilirdi. Ulan bir kere götürdün tamam, iki geri götürdün tamam. Anıt habere bu kadar gidilmesine gerek yok. Bizi alıp da anıt habere de geçtim, çok değişik yerleri götürmenize gerek yok. Bak yeni nesil o konuda şanslı. Bizim müdürler köpek olurdu. Köpekten ala olurdu. Yanına yaklaşamazdı. Sanki zolla koymuşlar da zolla müdür olmuş. Sanki zolla koymuşlar da zolla o makam koltuğuna oturmuş. Bir de pahalı olurdu. Ben 20 lira verip böyle bir geziye gittim, hatırlıyorum. Çok boktan bir geziye. İlkokulda. 2009'da 2010'da. Şimdi o para toplanıp 2023'ün 8. ayında çok daha büyük yerlere gidilebiliyor bir tulla. Bizden alırlardı 20 lirayı, 30 lirayı. Zolla aldırırlardı bir de. Şöyle bir kağıt verirlerdi. Götürün, ebeveyniniz imzalasın, yanında da 30 lira getirin. Durumu olmayan çocuk da gidemezdi. Sınıfta mal otururdu. Eve de göndermezlerdi. Kaç geri gidildi o tazellere bilmiyorum ama o kadar fazla para yatırıldı ki. Okullarda bilgisayar olmazdı. Bir tane bile en kötüsünde bilgisayar olmazdı lan. Benim ilkokula gittiğim, ortaokula gittiğim dönemde Türkiye teknolojiyle yeni tanışıyordu. Okula koy bir tane bilgisayar, o 40 geri gittiğin Anıtkabir'den, 40 geri gittiğin boktan pinlikten çok daha etkili olurdu oğlum. O çocuğun kafasına bir şeyler yerleştirmen gerekiyordu çünkü gelişmesi açısından. Tamam, Anıtkabir'e bir kere gittin, iki kere gittin yeter. Aynı şey 10 kere yapılmaz. Bir de bizi götürüyorlardı, sınıf hocası indiği anda, otobüsten indiği anda bir sigara yakardı, o hocayı bir daha göremezdi. Müdür zaten ayrı bir köpek. Bir şey diyemiyor. Her türlü kızıyor, bağırıyor. Kara avına çıkardı zaten. Ben evli bir müdür görmedim daha. İsterse Anıtkabir'e gitsin, isterse başka bir geziye gitsin, her tarafta böyle kara arardı kendini. Kocaman bir bilişim sınıfı kurulacak parayı biz pikniğe gittik. Pikniğe gittik de yani bir şeyler yedik içtik değil. Pikniğe gittik. Eleşeri aldılar bizi, götürdüler sıkış pıkış. Oraya koydular. Ne top götürmemize izin veriyorlardı zaten. Ne bir şey götürmemize izin veriyorlardı. Boş boş dolanıyorduk öyle. Para büyük ihtimal ceplerine gidiyordu zaten. Ama şimdi yeni nesil çok ayrı oldu. Anıtkabir'e gidiyorlar. Sınıf hocası onlara hani bak burada böyle olmuş diye anlatıyor. Ulan mermerin detayına kadar anlatan hoca gördüm. Bizimkiler götürdük mü götürdük şimdi, yalan atmayın. Bu kafada takılıyorlardı. O yüzden bir kere gittiğin yere bir kere git yani, yeterli. Bizimkiler ne yapsak götürek oğlum Anıtkabir'e, zaten alıştılar diye götürüyorlardı her okulda. Bir de benim tek sevdiğim bir özellik vardı. Bizim zamanımızda Ahmet ve Mehmet bir kargaşa yaşamış. Onların ağzına sıçarlardı. O dayak zaten adam ediyordu hani. Bir kere boktan bir şey yaptıysan onu bir daha yapmaman gerektiğini öğretiyordu. Şimdi Ahmet ve Mehmet kavga etmiş anneleri babaları. Biz düzelttik, aralarını hallettik. Bugün yeni bilgisayar programlarının, robotların nasıl kodlandığını falan. Oğlum kreşte bunları öğreten yerler var lan İstanbul'da. Kreşte bir de. Bize süphanekeyi öğrettiler. Nasıl insan dolandırılır onu öğrettiler. Yeni nesil çok şanslı. Ya biz de böyle işte el alemin Amerika'sında bakıyorduk. Ulan ne güzel bilgisayarlar varmış diye. Bir de özellikle bu Macintosh'ların hoş olmasının bir sebebi vardı oğlum. O retina ekran mı diyorlardı, o ne lan? O ekranın parlama efekti çok güzel oluyordu. Hadi canı da yazmıyor bunun, bu sıçacak ağzımıza oğlum. Canı yazmıyor, ben boşa sıkıp duruyorum. Ay iyi kaçırdım bir de, bomba çok vurmuyor inşallah. 20 vuruyor. Animasyon girdiyse bir bak olmuştu. Dayı o önlemişti. Kaldırıyor. Kaldırdı. Çok sevindim kaldırdığına. Oğlum animasyonlara bak lan. Alev efekti hariç 10 numara. Ben çok dolmuşum oğlum. İlkokuldan beri kusmuyor mu ben, ne yapıyorum? İlkokuldaki müdürden reklamına kadar. Ben bir gideyim dinleneyim. Bir kafa iznine çıkayım bir 10 dakika. Şifre 3012, bunu unutmayın. Büyük ihtimal 3 dakika oynayacağız, oyun bitecek ama yine de bir deneyelim. 3012'dir umarım çünkü kaydı bulamadım ha. Bu ne oğlum, Şahin motoru mu taktınız? Arabadan böyle arr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 
yandan da düz yolda sürüyorsun tabii ama arkadaki telifli şarkı çok hoşuma gitti benim. Umarım duymuyorsunuzdur. Bak bak! Toplam puan 360 deme, bacağını kırarım. İki çocuğundan birini kaçırırım Tayfun abi. Lan bonusları oynayacağız diye ben biriktirdim o kadar puanı. Vurmaz mıydım dalgaya? Grevim başarılıydı. Şimdi sıra geldi elde ettiğim bilgilerin incelenmesine. 3 boyutlu floppy disk. Bir de morarmış böyle. Buraya kadar zaten Türkler dayanamamıştır. Çıldırıp çıkmıştır diye buraya İngilizce olmuş. 17 Haziran 2003'te bu Syrinx denen modül uzaya fırlatılıyor. Aslında bu da bir ne deniyordu Elon Musk'ın attıklarına? Uydu. Ve bu Syrinx denen bu Suriyeli isimli uydu diğer uydulardan çok değerli, çok gizli bilgileri almaya çalışacakmış. İki bilim adamı ve bir astronot bu süreci takip edecek, bunu uzaya gönderecek ve geri base'e yani ana menü ne?
Mekana geri dönmesini sağlayacakmış. Oğlum İngilizceyi beyninde tam oturtuyor. Dışarı söylerken ben malım diye bağırasım geliyor. Burada bir Türklük oluşuyor. Ulan yabancı bir kızla tanışıyorsun, konuşuyorsun. Şakır şakır. Jack London kitabı yazıyorsun sanki İngilizce'de. Kız arıyor böyle Bir de kurduğun cümlenin kalitesi de düşüyor konuşurken. Askerler bir şeyler yapacak zaten, göreceğiz biraz. Gördüğün gibi işler sandığımızdan daha karışık. Bu adamlar dünya yörüngesine bu uydu yerleştirip diğer uydulardan gelip geçen milyon dolarlık gizli bilgilere ulaşabilecekler. Bunun sonuçlarını düşünmek bile korkunç. O sırada Tayfun abi yapımında büyük rol oynadığı iki çocuğa bakıyor. Çocuk da bak, babam böyle şeyler yapmış, ben de oyun yapımcısı olacağım diyor. Gelecekte aşk alacağını biliyor yani. Korkunç şeyleri daha görmemiş 20 sene öncesinden. Şimdi koordinatları verdiğimiz bölgeye gidip gizlice fırlatılacak olan roketin içine girmeniz. İçerideki birkaç askerin işini bitirmeli, ardından da bilim adamlarını kullanarak sorunsuz bir şekilde geri dönmelisin. Her şey sana bağlı. Neresi lan bura? Afrika mı? Avustralya mı? Sirens Space Modül. Nasıl sığdık la biz onun içine? Oğlum bu bildiğim füze lan modül değil ki bu. İyice karardık ha. Benim kameraya bağladı. Gün geçtikçe zenci oluyor. Mekan tasarımlarına da bayılıyorum bu adam. Bir de Fatih abinin. Fatih abi. Abo, kaçırdım ya. Dayı yüzme efekti değil, uçma efekti koy bir. Oh. Fatih abinin renk tasarımlarına, renk şemalarına. Fatih Bey abi, pardon. Headshot. İyi, ses efekti yok bunda. 15 saniye sonra yer çekimi bitecek. Bu kim lan? Hangi arkadaşı oğlum bu? Baya film izliyoruz şu anda. Matrix izliyoruz ha. Yer çekimi olmayan yerde mermiler yavaş mı gidiyor lan? Abi burada buradan 135 can ne lan? Fatih abi burada kodu tekrardan düzenleye falan üşenmiş, bize ekstra can basmış. Bir arkadaşına gay kırmızısı giydirmiş, hiç şey olmamış. Bir kere de o vursun lan. İyi vuruyor. Of, 2 canı kaldı, 4 canı kaldı. -4 ne lan? Tekrar buluşacağız. Ya yemin ederim Secrets of Sultan Kanuni'ye döndü oyun. Karşılaştığın adam bu projenin lideri. Son anda kaçmış olması kötü bir şans. Araştırmaya devam et ve oradaki bilim adamlarını da bul. Bill Gates Elon Musk'ın attığı şeyleri bulmaya çalışıyor uzayda. Niye her tarafta sigara içilmez şey valla? Bir nesil bu müzikten ne telif yedi la. Tanrım, o herif bilim adamlarını öldürüyor. Peki ama neden bilim adamları bu proje için seçilmişler de çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Önce o adamı yakalamalısın. Sağlık Bakanlığı yurt dışına giden Türk doktorlarını almaya çalışıyor burada da korona sonrası. Kafası nerede la adamın? Böyle aklıma başka şeyler getiren bir kök kalmış orada. O da Enes Batur efektiydi be. Ya gidiyor lan. Fark etmedim de benim sandım o. Allah kahretsin. Sıkamıyoruz mu kafasına direkt de şunu böyle yaptırıyoruz. Adam kaçtı lan. Bitti, iyi bitti Allah'tan. Ya adam tam bir psikopat olmalı. Sirens'teki benzin deposunu yok edip acil çıkış roketiyle çekip gitti. Bunu onun yanına bırakmayacaksın değil mi? Fakat önce sağ kalan bir bilim adamı bulup bir çözüm yolu aramalısın. Ya sıçayım bilim adamını. Uzak Diyarlar destanındaki ana karakter geldi şimdi. Hayatımı kurtardın, teşekkür ederim. Seni kontrol odasına alabilirim, bir şeyler yapmalıyız. Aleykümselam dayı, tipinden belli Türk oldun. Niye havalara giriyor? Hareketlere bak bir de. Türk oğlum pijama giymiş gelmiş de üstte. Ananı, benzin depoları ve sistemler tamamen mahvoldu. Böyle giderse Suriyeliler Türkiye'yi çakalacak, hatta irtibatı kaybetmek üzereyi. Son kelimeyi yazmayı unutunca erkekler. Animeto diye bir şey vardı lan, onu gösterecektim de biraz erken oldu. Onun animasyonlarına benzedi bura. Türkler benziyormuş birbirine bu konularda. Zero projesi Basarı ya ama ayva. Zero projesi başarıyla durduruldu. Milyon dolarlık saldırı önlendi. Patlayan binada ise sadece maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. 2010'da vallahi milyon TL olsa bile iyi para. Geçen Galatasaray villa sattı ya bayağı, ben rezidans mı villa mı ne artık ne oluyorsa. Ulan o kadar büyük para zannettim ki 1 milyar TL falan toplandı. 500 bin dolar mıymış neymiş lan o. Bakan bunun maaşını karşılamıyor yani, öyle bir para. Önce de havuç verelim gel oyna diyorlardı. Türkiye'de geliyordu la adam. Yine sağ olsun her tarafı yenilese Erden Timur var. Erden Timur olmasa bırak Galatasaray'ı, diğer takımlar da transfer yapmayacak. Sırf da oğlum bak, bu adamlar ağzımıza sıçtı. Erden diye biri var, iyice topallıyor takımı. Deko o yüzden geldi. Diğer adamlarla o yüzden görüşülüyor. Yoksa El Muvalla'da falan kaldıydık bu seneden itibaren. Erden gibi adamlar lazım bize. Erden gibi adam gibi adamlar lazım bize. Ben 2014 sonrası futboldan zerre zevk almadıydım. Sırf ara sıra hoşuma gidiyor diye açıp Beşiktaş maçlarında Talişka'yı izliyordum lan. Galatasaray'ı ayrıca maç da izlemem. Şampiyonlar Ligi finali olsun isterse. Talişka belli bir döneme kadar gelen son iyi oyuncuydu Türkiye'ye. Sağ olsun Erden abi, daha iyilerini izliyoruz da abi bitirme la oyunları şurada. Zero Point'i başarıyla bitirdiniz. Kazandığınız puanlar sayesinde bonuslara bakalım. Tayfun Tuna. Egemen Başak'ı kim lan? Yiğit Fındık kim oğlum? Değişik adamlar görmeye başladı. Özel teşekkür, kafanı kullanmama izin verdiğin için sağ ol Fatih. Daha önceden de dediğim gibi tekrar görüşeceğiz. Abi çoluk çocuğa karıştı, daha gelmez enisi. 14 dakika mıydı lan?